maalesef. Ama tabii İran kendisi büyük bir Türk memleketi bir yandan da. Evet, yani Fars memleketi olduğu kadar da Türk memleketi. Evet, yani ikisinde idare ediyorlar. Evet, evet. Yani bu ne kadar örnek. Çok önemli. Yani Türk azınlığı olmak demek ne kadar talih bir memleket için. Silah kullanmıyorlar, terör yok ve senin kültürünü benimsiyor. Yani bugün Rusya'nın, Türk Cumhuriyetlerinin münevverleri şakır şakır alasından Rusça konuşurlar. Git de Kazakistan'da gitmişsindir. Bir parlamento tabii, konuşmasını. O Duma'daki hödükler Rusça mı konuşuyor zannediyorlar kendilerini yani. Tabii, herifler tabii. Müthiş. Yani bu İran'da da böyle. O Fars, tabii. O İran Azerileri. İstanbul Türkçesini de öyle biliyorlar, Farsçayı da öyle biliyorlar ve hizmet ediyorlar iki kültüre. Çok enteresan. Yani böyle bir azınlık, o Bulgaristan'da mesela Bulgaristan'ın Türkleri fevkalade o küçük ülkenin kültürünü bile benimsemişlerdir. Yunanistan onların Yunan kültürünü benimsemelerine bile fırsat vermiyor. Batı Trakya'da onun kendi hamakati, zararını görür. Yapıcı bir azınlıktır Türkler yani çok önemli bunu da söyleyeyim. Hamaney'in bir konuşması var Yez şehrinde, diyor ki Türk de Fars kimin, Fars da Türk kimin, Ham-ı İrani'ydi, Meselman'dı, birbiriyle kardeştı. Kim diyor bunu? Hamaney, dini lider. Hamaney öyle. Ama şeyin altını çizmek için söylüyorum yani bizde Türkiye'de Azeri, Azerbaycan, Güney Azerbaycan falan değil mi? İran'da Türk hiç öyle diyor, bir Türk kompleks diyor. Yok. İran'da Türk, Azeri lafı kullanılmaz. Hayır, cehalet Azeri çünkü cedid, Azeri diye bir kavim var. Yani Bendez Enzali ile şeyde Hazar'ın kıyılarında şeyin arasındadır. 300 binmiş sayıları. Bilmiyorum ben onların şeyi öyle söyleyeyim. Bunlar Sasani Farsçası konuşuyor. İnsanın tüyleri diken diken olur. Çok hoş bir kavim. Yani ve bunlar Azeri'dir. Yani bunlar Azer bölgesinin adamlarıdır. Azer bölgesi. Azeridirler. Öyle denir onlara. Onlar öyle bir Türkçe, Farsça konuşurlar. Şimdi bu Azerbaycan'da böyle adamlara Azeri demek cehalettir. Tabii. Bunu diyen var. İran Türklerinin bazı böyle İran'a dönmeleri istiyor ama yanlış. Tabii. Şeyde de Stalin koydu bu ismi. Yani Stalin'den evvel öyle bir laf yoktu. Türkçeydi adı onu. Rusça Türkçe lügat. Türk kızları, Bakür'ün Türk kızları diye yazıyor. Samet Vurgunlar falan, Cafer Cabbarlı falan. Yani o ismi orada Stalin koydu ve bunlar da bunu tutturdular. Şimdi hala galiba tutturanlar var. Yanlıştır. Yani bu isim yanlıştır. Bir de İran Türklüğü sadece işte o Güney Azerbaycan, o da iki eyaletten oluşuyor. Ha. İşte Batı ve Doğu Azerbaycan diye birinin başkenti Erdevil, birisi Tebriz. Ha. Ama onun dışında çölde kocaman bir Kaşkayi toplumu var, 2,5 milyon. Onlara göre. Onlar çok enteresan. Urmiye, yarı göçebe. Urmu tabii. Urmu, göl civarı. Bir de tabii Türkmen Sahra var. Yani bugünkü Türkmenistan sınırında. Orada da 1 milyona yakın Kaşkayi, Türkmen'in bulunduğu. Şiraz'da bile. Kaşkayiler tabii çöldeler. Şiraz'a güneydeler. Ve aslında yani tam göçebeliğe en yakın. Onlar da yarı göçebe ama wanderer dediğimiz türden en yüksek göçebelik oranını hala sağlayan, İran'da mesela açık göstererek silah taşımalarına izin verilen tek topluluk. Çok enteresandır yani. Başka türlü olmayı. Mümkün değil tabii. Yani hayvancılık ağırlıkta ve gerçekten çölde yaşıyorlar. Çöl kaynaşmalı bilmem neli olur. Evet, etnografik ve antropolojik çalışmaların da çok merkezinde bulunan bir topluluk. Yani mesela Sibirya'daki o az sayılı Malıçistli Narod dedikleri Rusların da etnografik olarak bir halk, mesela Teleotlar diyelim 1700-1600 kaldı. 20 sene sonra onlar olmayacak. Onlar olmadığında hepsi Ruslaşıyor. Zaten şu anda dili konuşan herhalde bir 300-500 kişi var. Ya Sibirya'da masalları Ruslaşsan ne olacak, Türkleşsen ne olacak? Hocam şu etnografik açıdan bahsediyorum. Uralların doğusunda kaç milyon adam yaşıyor Allah çok aşkına? Çok az. 20'nin altındadır. Rusu da az yani. Tabii, 20 şimdi az bir de buraya Çinliler sızıyormuş. Facia. Durdurmaya çalışıyorlar. Onun ama onu tabii bütün dünyanın durdurması lazım. Jules Rampri demiş yani. Bu Birleşmiş Milletler lisanı lazım buna. Böyle Rus için kavga gibi böyle ahmak ahmak değil, seyredilmez. Tamam.
Çünkü bakınız 200 milyon Çinli oraya dik diye bıraksan girerler. Çok buranın ekolojisi kaldırmıyor bunu. Yani git istediğin alime sor. Jeolog, zoolog, botanikçi, bilmem neci, coğrafyacı. Yani burası Kuzey Amerika gibi değil. Değil tabii. Permafrost. Sağlam bir toprak değil. Tabii. Kendi kendini donmuş, tutacak bir toprak değil. Yani Sibirya 200 milyon iki ayaklı hayvanı kaldırmaz. Kendi dört ayaklı hayvanlarıyla, ormanlarıyla. O ormanlar yazın aşırı sıcakta yanar. Toprak çiziliyor. O şekilde. Hocam sivri sineklerin büyüklüğü şu şekilde. Evet, işte ama o sineğin vereceği sıtma da Afrikalı'nınki kadar değildir. Böyle tuhaf bir naivitesi varmış oranın. Yani bunlar verilen raporlar. Oraya 200 milyon Çinli'nin girmesi demek oranın alt üst olması lazım. Tıpkı Brezilya'nın yağmur ormanlarının kesilip dünyanın ekolojisi ve yağmur kapasitesinin kesilmesi benzeri bir şey yaratır. Bazı şeylere biraz insan gibi bakmak Taygayı lazım. Taygayı evet, bırakmamız hiç lazım. Ben o iş hoşuma gitmiyor benim. Yani orada işte Eskimo benzeri Türk kabileler var. İşte birkaç böyle Türkçeler, kendi şeyimi kapanıklılığı içinde Ruslar var tuhaf adetleriyle falan. Evet. Sayıları 20'yi bulmaz artık. Uzak Doğu Rusları. Yani ne oldu? Evet, kendilerini yani kabul etmiyorlar yani merkez Ruslardan da ayırıyorlar. Onlar her uzak zaman Doğu zaten Rusları. Sürgünlerin bebeleri evet. olduğu için işte Amerikalı'nın İngilizliğinden kavgasından daha beter bir şey var ama siz orayı medeniyet ve beşeriyet olarak korumak zorundasınız. Çünkü korkunç şeyler olur oraya nüfus gelirse. Çok ve değil. Arktik yani Kuzey Kutup Dairesi'nin doğrudan açıldığı oraya yer. Oraya doğru zaten çıkmaya evet. çalışıyor ama bütün Türk dünyasını etkileyen bir şey aslında. Evet. Orada Çin'in tabii. yayılması yani sadece Sibirya bölgesi değil Türkistan coğrafyasında da ciddi yaramaz bir etki var artık. Çin çok zararlı bir nüfus. Çok açık bunu söylemek zor. Lazım. Çok kontrol etmeli, kendileri kontrol etmeleri lazım. Kendi selam yaptılar onu fakat cıvıttılar şimdi galiba. Hindistan da aynı şey tabii ama Hindistan'da başka bir kültürel renklilik var. Ve onlar dünyaya yayılabiliyorlar ve adopte edebiliyorlar kendilerini. Yani bu çok enteresan bir şey. Yakında göreceksiniz bütün Batı milletleri hatta bizler de Hintli Müslümanı falan kabul edeceğiz yani benimseyeceğiz. Çünkü adaptasyonu çok son derece yüksek bir süre. Problem yaratmıyor yani. Hemen sizin adetinize, edebiyatınıza, kültürünüze en iyisinden uyuyor. Ziraatçıysa şeyinize uyuyor yani. Işte hocam Türklerde de aynı adaptasyon kabiliyeti yüksektir, var ama çok yüksek. Yani. Evet, biraz hatta yarı göçebeliğin de bunda rolü var. Hayır organizasyon kabiliyeti elbette. Kendini ayarlama çok önemli. Çok önemli. Yani onun için sorunsuz topluluklar vardır, sorumluları vardır. Çinliler mesela alçak profil dediğiniz low profile yarı gizlenmeyle yaşar. Gelip de böyle şeyler gibi çarşıda, pazarda, Suriyeli gibi falan problem yaratmaz. Bütün dünyada yaşıyor. Mesela Vietnamlılar bir ara fark ettilerdi ki Fransa'da hiç Vietnamlı ölmüyormuş. Ölmüyormuş. İyi mi? Nasıl? Doğmuyormuş da. Allah Allah. Çünkü her ölenin pasaportu öbürüne Tran Van Dong, Tung Van Dong falan bir fotoğrafı ya değiştiriyor ya değiştirmiyor. Prefektür farkına varmış neden sonra. Ama o kadar low profile ve işinde gidiyor ki bu Güneylilerin o şeysi şey yapıyor yani abi, alçak su gibi gidiyor böyle su gibi. Ottan basit, sudan sessiz gidiyor. Fakat tabii bu değil. Adaptasyon mühimdir. Yani Hindistan hakikaten İngiltere'nin niyabet şeysiydi, koca kıtasıydı ve Hindistan İngiltere'yi etkiledi. Daha çok etkileyecek. Amerika'yı da etkileyecek. Adaptasyonu yüksek bir millet çünkü. İranlılar da öyledir. Onlar da öyledir. Yani bunların göçmenliğinden dünya bir şey kaybetmez. Türkler de öyle tabii ama
Ben Türklerin bu ikisi kadar kabul göreceğine inanmıyorum. Hayatları çok zor. Onun için herkes bohçasını alıp gitmesin. İki olur. Kere düşünsün. Mutlaka. Fakat Çinlilerin uyum kabiliyeti yoktur. Yok, çok açık görünüyor. Ve dünyanın ekolojisi içinde hoş değil hareket biçimleri. Hoş değil. Nüfusun Çin'e yaptığı da ortada zaten. Çin'in kendisi de oldukça zor durumda. Evet.